Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Fatma Bal YouTube kanalıma, hoş geldiniz mutfağıma. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı Rabbimden diliyorum. Beni de soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. Arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi ben sizlere bugün hazır yufka ile patatesli yaptığım börek tarifimle geldim. Gerçekten arkadaşlar harika bir tarif, harika bir börek. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Emin olun sizler de memnun kalacaksınız. Evet arkadaşlar, yapım aşamasına başlayalım böreğimizin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir yufkamı açtım, serdim masamın üzerine ve onu ikiye katladım. Bakın arkadaşlar, orada bir çizgi oluşturdum bastırarak böyle. Yufkamı tam orantılı yarı yarıya kesmek için arkadaşlar. Ben böreğimi yufkanın yarısıyla yapıyorum arkadaşlar. Tümünü kullanmıyorum. Çünkü tümü kalın olur. Ve yarısını kullandığımız zaman gerçekten ince ve el açması gibi lezzetli bir börek oluyor arkadaşlar. Ben hazır yufkayı her zaman böyle yarı yarıya bölerek kullanırım. Tabii böyle kol böreği yaptığım zaman yani, fakat düz tepsiye serdiğim zaman bölmüyorum arkadaşlar. Sadece böyle şekil vereceksem ortadan ikiye bölüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine çizgimizi oluşturalım. Bakın arkadaşlar, yufkamızı ikiye katladık. Çizgimizi elimizi bastırarak hamura, daha doğrusu yufkaya çizgimizi oluşturduk. Ve şimdi direkt çizgimizi birleştirip, bakın arkadaşlar yine burada katlıyoruz ve oluşturmuş olduğumuz çizgiden kesiyoruz ruletimizle. Makasla da kesebilirsiniz arkadaşlar, bıçakla da kesebilirsiniz. Bende rulet var, ben de ruletimle kesiyorum, daha pratik oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yufkalarımı kestim. Ortadan ikiye böldüm. Ve yumuşak kalsın diye böyle kendi kağıdını sardım. Ve üzerini bir mutfak peçetemle kapattım arkadaşlar. Hava alıp kurumasın diye. Evet arkadaşlar, patateslerimi gördüğünüz gibi ben burada 5 tane patates, orta büyüklükte 5 patates kullandım. Arkadaşlar patateslerim de taze patates olduğu halde gerçekten çok güzel patateslerdi. Hani bazıları olur böyle yapış yapış, kesinlikle bunun nerenin patatesiydi bilemiyorum, fakat eşime aldırtmıştım. Gerçekten güzel çıktı. Lezzetliydi. Tadı da çok güzeldi. Bakın arkadaşlar, rendelemedim. Sadece öyle doğradım arkadaşlar. Çünkü ben rende yapmayı sevmiyorum. Patatesler iyice eziliyor. Ezilmesin diye
tane tane damağımıza patatesin lezzeti gelsin diye böreğimizin içinde ben bıçağımla doğradım böyle. Çatalla da hafif biraz ezdim. Gördüğünüz gibi biraz iri iri. Arkadaşlar bu arada baharatlarımı ilave ettim. Baharatlarımla karabiber, kırmızı toz biber, sıvı yağ da, bir de tuzu patatese ilave ettiğim baharatlar. Burada da sosumuz var arkadaşlar. Sosu da ben arkadaşlar çekiyor sandım fakat videoyu çalıştırmamışım. Yani telefonumu açmamışım. Kusura bakmayın. Ben bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalara yazacağım arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz ben kesinlikle bütün tariflerimde sizlerden hiçbir şey saklamam. Kesinlikle kendime ne kullanmışsam sizlere de aynı şekilde aynı malzemeleri yazıyorum. Çünkü gerçekten ben haktan korkan bir insanım. Emeğe saygım var. Siz onu bir şekilde yapacaksınız. Neden ekonomik olarak biliyorsunuz her şey artık ateş pahası, kolay alınmıyor malzemeler. Ben size dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle tereddütte kalmayın. Ne kullanmışsam aynısını açıklamalara yazacağım arkadaşlar. Zaten sosumun içinde de benim iki tane yumurta, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ bulunuyordu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yufkamın yarısını aldım, kesmiş oldum daha doğrusu. Kesip hazırladım. Yufkamın yarısını aldım. Serdim masamın üzerine. Bakın arkadaşlar patateslerimi de hazırlamış olduğum patateslerimi de yufkamın üzerine diziyorum bu şekilde. Arkadaşlar biraz videolarım uzun oluyor fakat ben size bütün ayrıntılarıyla göstermek istiyorum. Nasıl yapıyorum, içinden neler ilave ediyorum. Çünkü öncelikle bana güvenmenizi istiyorum. Çünkü ben kesinlikle, kesinlikle kimsenin emeğine saygısızlık, kimsenin bütçesine düşmanlık yapmam arkadaşlar. Umarım sizler de benim tariflerimi beğenirsiniz. Bana güvenir, tariflerimde uygularsınız arkadaşlar. Emin olun, gerçekten çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben patatesin birkaç çeşit böreğini yapıyorum. Onları ben sizlerle paylaşacağım. Ve gerçekten harika börekler oluyor. O tariflerimi de sizlerle paylaşacağım. Allah izin verir mi inşallah hayırlısıyla. Bu arada arkadaşlar yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. Kanalıma abone olur, zil butonunu aktifleştirirseniz, beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince sizlerle güzel tariflerde buluşacağım inşallah. Hayırlısıyla Rabbim sağlık verdiği sürece, imkan verdiği sürece. Arkadaşlar ben daha burada
kol böreği gibi yapacaktım. Fakat daha sonra fikrimi değiştirdim. Tekrar model olarak değiştirdim arkadaşlar. Görüntü olarak gerçekten bu da çok güzel oluyor. Arkadaşlar, bir misafirliğe gittiğinizde yapım aşaması çok kolay ve gerçekten bütçeyi de sarsmayan bir tarif. Ve böyle bunu fazla fazla yapıp buzluğunuza da atabilirsiniz. Üzerine sos kullanmadan. Bu şekilde yani. Sossuz haliyle dondurabilip buzluğunuzda saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bir misafir geldiğinde veya canınızın istediğinde hemen fırına atıp yani bir yarım saatte pişireceğiniz bir börek ve gerçekten sizin açınıza da çok kolay olur. Ben çoğunlukla yaparım arkadaşlar. Benim buzluğumda genellikle böyle şeyler bulunur. Elimde geldiğince yapmaya çalışıyorum ve benim için de gerçekten çok kolaylık oluyor. Canımın istediği zaman kalkıyorum. Ben onu hemen fırına atıyorum. Öyle arkadaşlar. Gerçekten. Hem lezzetli hem de kolay, pratik ve her zaman da elimizin altında hazırda yemeğimiz bulunuyor. Öğrenci evlerinde tek yaşayanlar arkadaşlar gerçekten dediğim gibi yapım aşaması kolay ve ekonomik bir tarif. Onlar da uygulayabilir. Özellikle öğrenciler, çalışan hanımlar, beyler bunları önceden böyle boş vaktinde hazırlayıp buzluğuna atarsa elinin altında pratik dediğim gibi hazırda yemekleri bulunmuş olur arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanları katladım içe doğru ve uç kısmını da içe doğru katladım. Çünkü çok fazla böyle hani döndürüp sivrileştirmedim rulomu. Bakın arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay yapım aşaması ve de çok lezzetli. Arkadaşlar patates zaten sevmeyen yoktur. Patatesin her türlüsünü, haşlamasını, kızartmasını, her şeyin salatasını böyle böreklerde, çöreklerde gerçekten muhteşem oluyor. Ben seviyorum arkadaşlar. Bizde sevmeyen yok zaten. Yani genellikle patates sevilen bir sebze türüdür. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada sosumuz da kek kıvamında. Çok az böyle kek hamurundan biraz daha sıvı. Çok az ama. Çok sıvılaştırmayın sosunuzu. Çünkü sosu yufkaya döktüğünüz zaman eğer cıvık olursa o yufkanız yumuşar ve onu orada kaldıramazsınız. Hoş bir görüntü de olmaz. Evet arkadaşlar üzerine sürmek için o içine kullandığım sostan 4-5 kaşık aldım. Yemek kaşığı. Ve bir tane yumurta sarısı. Ve 2 kaşık kadar da sıvı yağ kullandım arkadaşlar. Üzeri parlasın diye.
matlaşmasın arkadaşlar. Böreğimizin üzeri pişerken mat durmasın. Bu sosu gerçekten üzerine sürdüğünüz zaman börekleriniz hem çıtır hem de içi çok şahane böyle yumuşacık oluyor. Hani iki lezzeti de tatmış oluyorsunuz. Gerçekten tam orijinal bir börek yani gerçekten hoş bir börek. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olur, zil butonunu açar, beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalımı sizlerden rica ediyorum, sosyal medyanıza, medyalarınıza daha doğrusu paylaşırsanız yakın eşiniz dostunuza önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar ben dil kanseriyim ve o yüzden böyle biraz pete konuşuyorum. Dediğim gibi umarım inşallah anlıyorsunuzdur. Çok şükür yine peltek de olsa biraz hani konuşabiliyorum. Buna da şükür. Evet arkadaşlar sosumuzu sürdük. Böreklerimizin üzerine ve şimdi susam serptim. Ben susamı, çörek otunu böreklere çok yapıştırıyorum. Ve gerçekten hem simit tadı veriyor, hem görüntü açısından güzel duruyor. Ya zaten sizler de biliyorsunuz hani ne kadar da şifalı olduklarını. Elimden geldiğince ben böyle kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi çörek otunu da arkadaşlar kullanalım böreğimize. Çörek otunu da sadece yani böyle kullanmak istedim. Serpiştirmedim her tarafına. Fakat susamı bütün her tarafına, böreğimin her tarafına gelecek şekilde serpiştirdim. Çörek otunu da sadece böyle kullandım. Arkadaşlar bu arada ben fırınımı daha önceden 180 dereceye ayarlamıştım. Şimdi böreklerimi daha önce 180 derece ısıya ayarlamış olduğum fırına yollayacağım. Böreklerimiz mis gibi pişip gelecek Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ben sizlere böyle tariflerimi paylaştığım zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Dediğim gibi inşallah sizler de bana güvenir. Benim tariflerimi uygularsınız, memnun kalırsınız. Arkadaşlar kesinlikle tereddütte kalmadan tariflerimi uygulayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Bu arada kesinlikle şüphe kalmasın içinize. Evet, bazı yerlerde sizlere hak veriyorum. Çünkü ben bir iki kez öyle başkalarının nasıl diyeyim tariflerini kullanarak gerçekten onları yiyemedik, çöpe attık. Aldığım tarif kanalları da büyük kanallardı, küçük kanallar da değildi.
güvenerek aldım fakat inanın çöpe attım. Arkadaşlar bu arada bakın gördüğünüz gibi böreğimiz ne kadar güzel oldu. Ve yufkamıza gerçekten ipek gibi bir yufka. Yufkayı da günlük yufkadan kullanırsanız arkadaşlar sevinirim. Market yufkalarıyla yapmayın arkadaşlar. Gerçekten onlar kalın oluyor. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geliyoruz. Sağ kalın, sağlıkla kalın, hoş kalın, hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma destek olursanız, desteklerinizi esirgemeseniz, beni çok mutlu edersiniz. Allah hepinizden razı olsun.